Allah'ın yardımı alabilecek bir hal üzere olduktan sonra artık gerisinden korkma ve hiçbir haksızlığa da boyun eğme. Allah çünkü doğrulara yardımcı olarak kafi. Onun yardım ettiğine üstün gelecek kimse yok. Hamdolsun yolumuzu aydınlatan Rabbimize, adaletin artık yeryüzünde hakim olma, cehaletin yerle bir olma vakti. Siz nerede durmak istiyorsunuz? Dikkat edin. İçinde olduğu halde sevinç, mutluluk, gerçeği bilinçle takip etme ve yaşattıkları anlamında sonucu da bambaşka. Kendinizi nerede konumlandırıyorsanız, nerede olmak istiyorsanız, en iyinin, en doğrunun, en güzelin, en adaletin, ahlakın içinde mi? İşte bu Rabbin öğrettiği bu safın kendisinde. Yoksa karanlık, her türlü taşkalalar, işte çıkarların hüküm sürdüğü, hırsızlığın, arsızlığın bitmediği, güvenin olmadığı, işte bir takım dünya zevkleri uğruna, aslında dünya zevki dediği de bütün göz boyamadan ibarettir. Çünkü gerçeğin içindedir. Gerçekten bir zevk, hazın o en üst noktası. Yani bu büyülenenlerden olup karanlık içerisinde bataklık, ebedi zilletin ve bu bataklığa kahrı olmak mı? Yoksa nurunu bulup bilinç üzere tertemiz, sevgi, neşe dolu bir yaşam ile ebedi güzellikler uzanmak mı? Tercihini yap. Mesih'in safı mı? Mehdi Mesih'in safı mı? Yoksa Deccal Süfyan'ın safı mı? Haydi. Bugün seçim senin ama nihai bütün hükümler, kararların merkezi, mercisi elbette alemlerin Rabbi Allah'tır. Kitabı eğip büken, kitabı tanımayan, kendisi yeni kitap ortaya koyan, yeni dinler ortaya koyan, işte bir tür oyunlara başvuranlar. Siz mi yarattınız gökleri bir yeri? Biz sizi gaybden bir kitap mı size doğrudan verildi? Siz nasıl bir çelişki, ihanet içinde olduğunuzu anlamıyor musunuz? Kendinize toplamanız için çok çok az zamanınız var. Haydi doğruluğu yeryüzünde hakim kılalım, doğru doğru alalım, cehaleti bitirelim. Haydi.